Şahsen benim var. Ben başka şehirden geliyorum, öncelikle Konya'dan. Özellikle trafik sorunu çok had safhada. Özellikle iş çıkışlarında çok büyük sıkışıklıklar oluyor. Okula gidip gelmede sorunlar yaşıyoruz. Onun dışında da biraz, gerçi o da coğrafi koşullardan dolayı, ona yapacak bir şey yok da, yerleşim yeri bakımından biraz dağınık. Ama o da coğrafi koşullardan, o anlaşılabilir. Ama trafik gerçekten çok berbat, bir çözüm bulunması gerekiyor. Öğrencisin değil mi? Öğrencim abi. Sosyal hayat nasıl o zaman? Sosyal hayat mı? Sosyal hayat işte genellikle kulüplerin veya işte gece kulüpleri veya atıyorum kültür merkezlerinin yaptığı etkinliklerle bir şekilde yürüyor. Onun dışında da tiyatrolar falan. Yok, sosyal etkinlik bakımından iyi Trabzon. Beğeniyorum yani. Yeterli görüyorum şahsen. Biraz daha iyi. Trabzon'a yapılması istediğin herhangi bir şey var mı? Var. Ne gibi mesela? Dolmuşların arttırılması. Yetmiyor mu? Yetmiyor. Hangi dolmuşlar? Mesela Beşirli. Ben Beşirli'de oturuyorum ve her zaman dolmuş bekliyoruz. Gündüz akşam değişiyor mu? Değişmiyor. Beşirli dolmuşların artması. Evet. Başka bir şey var mı? Ya aslında çok şey var da şimdi bir anda sorulunca tabii insanın aklına gelmiyor. Yani. Aslında arttırılması gereken çok şey var. Çok eksiği var Trabzon'un. Ama bence bu haliyle de çok güzel. Ha, bunları sadece buna kaldırsın, başka hiçbir şey istemiyoruz. Nasıl kaldıracaklar? Kaldıracak da, uzun adam yapacak bunu da. Anladım. Hep oylarımız onun, AK Parti'nin adamları, AK Parti kalsın bunu burada. Nedir her tarafın ellerinde saksafon, borazan, bilmem salçalayı. Utanayım millet ya, hırsızlık başlar burada. Bir kişinin sonra başlar burada hırsızlık. Doğru mu? Doğru ya. Ha, ondan şimdi ne fayda gelecek sana? Öyle değil mi? Gördüğün herhangi bir eksiklik var mı şehirde? Şehirde valla bu gelen Suriyeli vatandaşların, çocukların sokaklarda işte yağmur, çamur içerisinde oturmalar insanların içini sızlatıyor yani. Ne gibi çözüm bulabiliriz buna? Valla yani ne bileyim, bunlara kalabileceği ve hani bir yardım da yapılacaksa bir kapalı bir alan veya insanların yardımcı olabileceği, onların yemek ve giysi konusunda hani öyle bir küçük bir yer, ne bileyim, insanlar başvurup hani yönlendirilebilir bence yani. Yani hakikaten görünce insan içi acıyor yani. Hani bu para vermekle olmuyor yani. Yani bunlar var. Tabii. Trabzon'da gördüğün herhangi bir sorun var mı böyle yapılsa iyi olur? Belediyesel anlamda mı Her yoksa? anlamda. Ulaşım. Ne gibi mesela? Dolmuş sektörü. Tekel olmaz. Benim için büyük bir problem. Tekel ne gibi zararı var? Tekel olmasa, herhangi bir alternatif olmaması demek hizmetin iyi olmadığı anlamına gelir. Otobüs var. Otobüs var ama size gerekli seviyede mi? Bence değil. Mesela akşam kaçı kadar otobüs var? Ben Sürmene'den geliyorum mesela. Sürmene dolmuşlar en son 9'da. 9'dan sonra gidemiyorsunuz. 9'da mı? Tabii. Doğrudur. Ben geçen bir saat bekledim Sürmene'den buraya gelmek için. Arkadaşımı görmeye gittim ve bir saat bekledim. Yaz sezonunda 11, kış sezonunda 9. Ki bunun ofu var, araklısı var. Öyle. Karakteri 10.5'tu galiba. Bilmiyorum, gitmedim. Siz de gidiyorsunuz herhalde. Siz de görmüş olmanız lazım. Bir sıkıntı var herhalde. 10.5 bile olsa yeterli mi size? Ben İstanbul'da okudum. Hani 7-24 ulaşım var. Yani arttırılsın diyorsunuz. Arttırılması daha mantıklı. Gördüğün herhangi bir sorun var mı? Vallahi bilmiyorum ki oğlum. Ne gibi yani? Yapısal, çevresel, ulaşım. Ulaşım güzel, fena değil. Belediye yeni otobüsler aldı. Çok güzel yani. 15 dakikada, yarım saatte bir. Çok güzel yani. Gördüğün herhangi bir sorun var mı? Abi Trabzon'da öyle bir sorun yok. Allah'a çok şükür. Emniyet teşkilatı güzel çalışıyor. Abi, bazı içimizde dediğin gibi, bazı insanlar dediğin gibi şey, şu huzuru bozmanın bir anlamı yok abi. Ben ne diyorum, bir ekmek 1,5 milyon, 2 milyonsu böyle huzurlu kardeş teşkil edelim. Şu memleketi böyle karıştırmanın bir anlamı yok yani ben. Şöyle huzurlu vatandaş girsin çıksın, işini görsün ki en iyi önemli dattılık abi. Bu Türkiye dattı, 78 milyon dattı. Başbakanımız onu istiyor abi. Önemli olan dattılık abi. Ben başka bir şey mi? Hayır. Var mı? Vallahi Trabzon'da gördüğümüz hava kirliliği acilen doğalgaz sistemine geçilmesi gerekiyor şehirde. Kalkınma tarafında geçildi kısmen. Tüm şehre yayılması hava kirliliğini önlemesi açısından önemli olacaktır. Bunun dışında pek bir sorun göremiyorum ben. Ulaşımda sorunum var mı? Ulaşımda şöyle, örneğin Boztepe Çukurçayır'a çıkılırken zorluk yaşanıyor. Küçük otobüsler gönderiliyor ve
İnsanlar çok içinde tıka basa dolu bir şekilde gidiyor. Bayanları, kadınlar ayakta. Bu olmuyor. Biraz daha otobüslerin özellikle Boztepe, Çukurçayır'ı biraz büyütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Trabzon'da gördüğün herhangi bir sorun var mı? Trabzon'da sorun çok kardeşim. Mesela? Örneğin şu an bizim işletmekte olduğumuz bir otoparkımız var. Kapalı otopark, ince otopark burada. Zemini çok kötü, bozuk. Defalarca dilekçe topladık. Verilmiş olduğumuz halde gelip bir bakan olmadı. Yağmur yağdığı zaman utanmasak pantolonun paçalarını sıvayıp öyle yürüyeceğiz orada. Aynı zamanda bir bürolar var, dükkanlar var, iş yerleri var. Dilekçe verdiğimiz halde kimse gelip bakmadı. Sadece bir seçime bir 10 gün kala Büyükşehir Belediye Başkanımız geldi. Gösterdik. Not alırdı. Henüz daha selam veren yok. Herhangi bir sorun var mı? Yani şu anda hani böyle güncel yaşantıda mı yaşantıda, ya da yani şu anda mesela ulaşım yeterli mi? Yani şu an ben burada merkezde oturmadığım için çok bilmiyorum ama şu anda genel itibariyle trafiği normal akışında, herhangi bir problem, sadece dönem dönem tanjantta saatler aralığında sıkışma oluyor. Onun haricinde bir sıkıntı ben görmüyorum. Sizin yani şu anda kömürden dolayı bir hava kirliliğini söyleyebiliriz. Tabii genel itibariyle trafiğin de, yani çünkü gelip tamamen bir tünele şehirler arasının girmesi, bugün Çömlekçi hattını bayağı veya Söğütlü kısmını, o taraftan gelenleri bayağı sıkıştırıyor. Bu başlı başına bir şey. Tabii şu yol yapımından sonra da bir de sahilin, yani yaşam alanından çıkmış olması, o da Trabzon için bir eksi puan sayılabilir. Çünkü denizden iç içe olan bir şehir ama kullanılamıyor. Bugün Ordu'ya gittiğiniz zaman sahil, kumsal, devam. Onu sayabiliriz. Bir de dediğim gibi hava kirliliğinde buna katkı sağlayabilir. Tabii işsizlik var bu arada. Yani Trabzon'un ana sorunlarından en önemlisi o. Yani fabrika kurulamıyor. Arsaların paydaları yüksek. Bence işsizlik, yani onun da şeysi devletin teşvikinin yeterli olmayışı. En kötü sorun. İşsizlik sorunu. İşsizlik bir. Sokakta yürürken, evet. Bende var kaç tane işsiz. İş yok. Yanlısı, devletin yanlısı olduğu zaman iş veriyorlar ama farklı bir konu olduğu zaman savıyorlar. Halbuki el altından duyuyoruz. İşçiler alınıyormuş. Farklı yerlere yerleştiriliyormuş. Bizim üniversite okuyanlarımız da kenarda bekliyorlar. Hem de evlendiler. Evliler, yani işe ihtiyaçları var, ev geçindirmek zorundalar ama iş yok. Bunun ortadan kaldırılması lazım. Devlet kimden oy alıyor? Halktan alıyor, değil mi? Halkın yanında olması lazım. Halkının mağduriyetlerinin gidermesi lazım. En büyük sorun işsizlik sorunu. Gençler, özellikle gençlerde iş yok. Sokaklarda dolaşıyor. Benim bildiğim kaç kişi var? Ben de bir şey ekleyebilir miyim? İş artı, gençler sokakta daha terbiyeli ve düzgün konuşmalarını istiyorum. Trabzon'umuz küfürlü konuşuyorlar. Ben bir anne olarak çok rahatsızlık duyuyorum. Daha edepli, daha güzel ama Trabzon'a yakışır ama bu tabii ki yok. Eski Trabzon böyle değildi. Ben çok üzülüyorum. Bu her bölgede mi böyle konuşuyorlar? Özellikle benim memleketimde. Hayır, ben bunu neye yoruyorum biliyor musunuz? Bunu gençlerin psikolojisine yoruyorum. İşsizlikten, parasızlıktan kaynaklanan psikolojik sorunlarına yoruyorum. Mesela ulaşım sorunu. Yani şöyle, memnunuz tabii de. İş çalışıyor musun? Yok, çalışmıyorum. Askerden yeni geldim ben. İşsizlik var. Yani işsizlik var mı? O en büyük sorun zaten bence Trabzon'da. İş bulabiliyor musun? Şu anda bulamıyorum. Senin ne var mı? Gördüğün bir sorun Trabzon'da? Yok Trabzon'da. Ben de yok. Nelerdir? İşsizlik. İşsiz misin? İşsizim, evet. İşsiz olduğum için de 31 yaşından sonra okumaya karar verdim. Burada da iş bulamayacağım büyük ihtimalle. Büyük şehirlerde kovalayacağım, öyle söyleyeyim. Arkadaşım da üniversite mezunu, o da işsiz. Siz de işsiz. Genel bir sorun işsizlik. Yani. Onun haricinde yani pek sosyal olduğunu da söyleyemem Trabzon'un. Ne gibi şeyler önerirsin mesela buraya? Yani o konuda tabii ki uzman kişileri değiliz ama nihayetinde bu konuda hani büyüklerimiz diyelim ya da kimse artık bir çözüm bulabilirler yani nihayetinde. Sonuçta büyük şehir oldu burası, öyle değil mi? Zaten. Ne gibi mesela? Yani trafiğin, hani trafik olarak da sorunu var açıkçası, yani meydanın. Yani çoğu yer
zaten park halinde arabalarla. Park yerindeki arabalar buradaki yaya şeyini de engelliyor. Yani ulaşım açısından aslında sıkıntılı. Yolları zaten görüyorsunuz küçük falan. Yani o yüzden Trabzon'un işsizlik şeyine de gelince burası yıllardan beri böyle yani. Sanayi bölgesi değil. O yüzden çok işsiz insan var. Trabzonlu olarak dışarıda çok gurbetçi insanlarımız var zaten. Bu şekilde. Trabzon'la ilgili. Evet. İyi günler. Trabzon'da gördüğünüz bir herhangi büyük bir eksiklik var mı yapılmasını istediğiniz? Tabii ki şu yerdeki taşlar çok önemli. Takılıyor musun? Evet. Yani onlar için. Genellikle hangi bölgede var o taşlarda, kırık taşlar? Yani çarşılarda, buralarda var yani. Onlardan biraz rahatsızım. Onların yapılmasını istiyorum. Trabzon'da gördüğünüz herhangi bir eksiklik var mı? Yapısal olarak, çevresel olarak. Ya eksiklik işte orada görüyorsunuz. Orada şeyler kırılmış, dökülmüş. Yazın da aynıydı. Turistler geliyor, bizi rahatsız ediyor. Onlar elektrik şeyleri, açıkta kablolar. Başka dolmuşta çok büyük sıkıntılar var. Dolmuşlarda 9 kişilik, 13 kişi, 15 kişi bindiği oluyor. Rahatsız oluyor. Öyle bu doğu tarafında işte dolmuşlarda sıkıntılar oluyor, kuyruklar oluyor. Otobüs eskiden meydanın bu göbeğinden kalkardı. Şimdi Moloz'dan gidecek. Moloz'dan otobüsa binmesi için bir yabancı oluyor. Adam Boztepe'ye gidecek. Otobüs yok. Otobüsten gitmek istese bile otobüsten gidemiyor. Mecbur dolmuşa gidecek. Orada kuyruk oluyor akşam saatlerinde. Sorunlar var öyle yani. Bunlar başlı bir sorun. Evet. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Başka çömlekçi projesi öyle atıl durumda, orası kaldı öyle. Sayın Başkan'ın bize sözü vardı ki orası tamamlanacak diye, tamamlanmadı. O yani yıkıyorlar ama yıktığımız yerde kalıyor. Bir de bir sorun şu, şeyler var. Şurasını yıkacağız diyorlar iyi niyetle. Adamlar politikacılar yıkacağız diyorlar. Satmaya kalksa satamıyor. Adı çıkıyor ki satılacak diye, devlet alacak diye. Orada da bir sıkıntılar var yani. Trabzon'da gördüğün herhangi bir eksiklik var mı? Yapısal, çevresel olarak. Yok. Her şey güllük gülistan. Güllük gülistan. Şu anda yok. Trabzon'da gördüğünüz herhangi bir eksiklik var mı? Trabzon'da gördüğümüz eksiklik. Hani bu yapılsa iyi olur. Trabzon'a yani sanayi yatırım ile ilgili bir yöreye has fabrikaların kurulması. Sürekli göç veren bir ilimiz Trabzon. Fabrika nerelere kurulabilir burada? Ya, fabrika var, yerler kurulabilir. Yani bu şehir dışına belediyenin, valiliğin bu konuda araştırma ile ki yapılmıştır. Yapıp ona göre iyi elverişli fabrika. Yani sürekli göç veren bir ilimiz olduğu için göç vermesin yani. İşsizlik var malum. Yani bu konulara önemli eğilmesini rica ederim. Eksiklik bu. Trabzon'a yapılmasını istediğin herhangi bir şey var mı? Ben öyle şeyden arkadaş anlamam. Trabzon'da gözünüzle gördüğünüz herhangi bir sorun var mı? Abi yürüdüğümüz yollar en azından. Çok kötü. Yapılıyor. Güzel yapılıyor. Ondan sonra bir arıza dalgası. Mesela şuralar. Tekrar yapıldığı zaman o eski kalitesini bulmuyor. İşçilikler çok kötü. İmarda büyük sıkıntılar var. Mesela şurada 5 katlı bina. Dar sokaklar. Bunları, çok problem. Bu taşlara takılanlar oluyor mu? Tabii. Ben takılıyorum bazen. Bir şey geldi mi başınıza hiç? Tabii ki. Hatta arkadaşlar onu konuşuyoruz hep. Az önce onu söylüyordu da diyordum ki fazla takılma öyle şeylere. Problemli durumları fazla öyle takılıp da kafanı yorma diyordum. Yani ona. Belediyenin yaptığı herhangi bir işlem, mesela bir su arızası diyelim. İşlem yapılıyor. Daha sonra onarıldığı zaman o eski kaliteyi bulmuyor şu halde. Oluyor bir köy yolu gibi. Biz aslında söyleyecek çok şey var da böyle kamera karşısında biraz taraftar değiliz diyoruz. Yani partizan olarak da konuşmuyorum, onu da söyleyeyim yani.